Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili aslan burçlarına ve yükseleni aslan olanlara tarot açılımı yapacağız. Hemen şöyle ben kartlarımı bir karıştırarak başlamak istiyorum. Bakalım sizler için neler gösterecek bana kartlarım. Videoyu beğenen ve kanala abone olanlara niyetleniyorum tabii ki. Siz de niyetinizde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bize neler söyleyecek kartlar. Evet ilk 5 kartımıza baktığımızda ee, hemen verdiği enerji bana maddiyatla alakalı. Birazcık daha bu kartlarımızın verdiği enerji parayla alakalı, kariyerinizle, eğitiminizle ve bu gibi maddi konularla alakalı, duygusal konularla alakalı şeyleri şeyleri de tabii ki de değineceğim. Ama şu an böyle bir maddiyattan başlayalım. Kartımız bize öyle enerji verdi. Öncelikle arkadaşlar son zamanlarda para açısından kariyeriniz, eğitiminiz ya da bu maddi konularla alakalı ev alma araba alma ve benzeri gibi işte hayatta amaçladığınız maddi olarak ne varsa onları elde edebilmek onlara kavuşabilmek adına birçok plan yaptığınızı ve hani artık kendinize şey dediğinizi görüyorum ben sürekli böyle plan yaparak devam edemem benim bir noktadan küçük de olsa hani bir basamaktan da olsa benim başlamam ve artık bu para açısından kendimi rahat bir konuma getirebilmem gerekli diye düşündünüz çok da iyi yaptınız mükemmel yaptınız Gerçekten çok doğru kararlar aldığınızı görüyorum. Parayla alakalı. Güzel bir kazanç elde etmişsiniz. Geçtiğimiz haftalarda güzel bir elinize para geldi ya da eğitimle, kariyerle ya da bu niyetlendiğiniz şeylerle alakalı güzel bir sonuç aldığınızı bana gösteriyor. Örneğin sınavdan yüksek not almak, istediğiniz bir yere kabul edilmek, terfi almak ve benzeri. Bunun gibi güzel bir kısmetin elinize geçtiği görünüyor. Direkt olarak para şeklinde de geçmiş olabilir tabii ki bazılarınız için. Şu anki konumunuza baktığımızda para açısından gerçekten çok rahat ettiğinizi görüyorum. Kendinizi güzel bir noktada hissediyorsunuz. Özellikle hani böyle geçmişteki halinize bir baktığınızda ya daha dün ben bunları böyle hayal ediyordum. Gerçekten artık bu istediğim şeylere kavuşabiliyorum gibi kendi kendinize aslında konuştuğunuzu ve söylediğinizi kendinize gurur duyduğunuzu görüyorum. Çünkü güzel şeyler başardınız. Ve arkadaşlar ancak böyle bir iki şey arasında kalıyorsunuz hayatınızla alakalı. Bu birazcık daha eğitim, kariyer ve benzeri şeylerle alakalı olabilir. Örneğin iki şehir vardır önünüzde. Acaba hangisine gitsem? gibisinden düşünüyor olabilirsiniz. Onunla alakalı biraz karar veremiyor olabilirsiniz. Ya da bir yere iş başvurusu yapmayı düşünüyorsanız acaba hangi işe başvuru yapsam benim için daha hayırlı olur düşüncesi var. Ama önümüzdeki günlere baktığında bu konuyu çok fazla uzatmadan karar vereceğinizi görüyorum ve sizin için gerçekten bu kararın da çok çok hayırlı olacağını söyleyebilirim. Aslında sizin için en doğrunun ne olduğunu siz kendiniz herkesten daha iyi biliyorsunuz ve o yüzden de aslında böyle sürekli uykunuzu kaçıracak derecede düşünmenize hiç gerek yok. Hiç İhtiyacınız yok. Zaten siz ne istediğinizi ve sizin için neyin hayırlı olacağını biliyorsunuz. O yüzden önümüzdeki günlerde artık bu kararsızlık durumunu yeniyorsunuz ve bir karar sonucuna ulaşıyorsunuz. Bunun sonucunda da gerçekten niyetlendiğiniz şey ya da bu karar veremediğiniz şey her neyse onunla alakalı bir zenginlik kazanıyorsunuz. Para açısından kazancınız olabilir, eğitim kariyer açısından kazancınız olabilir ya da merak ettiğiniz, niyet ettiğiniz herhangi bir şeyle alakalı ve para açısından da yine aynı şekilde zaten sıkıntı yaşamayacaksınız onu da söyleyebilirim. Para açısından zaten aslında geçtiğimiz haftalara baktığında para anlamında bir yükselmeniz var. Önümüzdeki haftalarda da yine aynı şekilde devam edecek hatta daha da artacak kendinizi para açısından çok daha böyle zenginlik ve refah içerisinde göreceksiniz. Gayet güzel bir enerjisi var kartlarımızın. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar hemen kartlarımıza baktığımızda tabii ki bu kartlarımıza bize birazcık daha sizin duygusal konumunuzla alakalı bir bilgi veriyor. Aşkla alakalı değil da bakacağım birazdan ama şu an bana kartlarımın verdiği sizin psikolojik durumunuzla alakalı bilgiler. Öncelikle arkadaşlar birazcık yakın geçmişe baktığımızda zaten e, bu karar verme aşamasındaydınız dedim ya hani hayal kuruyordunuz sürekli vesaire. Aslında biraz önceki kartlarda çok fazla böyle kendinizi germeden güzel hayaller kurarak hem mutlu olduğunuzu hem de gerçekleştirmek için adımlar attığınızı söylemiştim ama birazcık daha hani o dönemden biraz daha geçmişe baktığımızda aslında bu konularla alakalı birçok stresinizin olduğunu görüyorum. Ancak bu ilk adımı atmanız ve ilk başarınızı elde etmenizle birlikte artık dediniz ki ben gerçekten hayallerimi istediğim noktada yapabiliyormuşum. O yüzden artık benim kendim hani kendimi germeme ya da psikolojik olarak kendimi bu bu kadar böyle ne zaman yapacaksın, ne zaman halledeceksin, para geçecek mi elime, iş hayatım nasıl olacak ve benzeri gibisinden. Kendinizi bunaltıcı sorulardan uzak durduğunuzu ve gerçekten hani ruhsal anlamda kendinizi para kazanmanızla birlikte ve başarı kazanmanızla birlikte ruhsal durumunuzu da geliştirdiğinizi gösteriyor. Şu anki durumunuza baktığımızda gerçekten çok çok güçlüsünüz ve çok güzel bir konumdasınız. Ve evinizde özellikle bolluk bereketin olmuş olması sizin ruhsal durumunuzu çok çok daha iyiye götürüyor. Ancak biraz önümüzdeki haftalara baktığınızda sıkıntılı zamanlar yaşayabileceğinizi görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir diye birazdan kartlarımı açacağım. Öncelikle bu yaşay yaşayacağınız durumdan birazcık bahsetmek istiyorum. Kendinizi birazcık fiziksel olarak ve ruhsal olarak yorgun hissedebilirsiniz. Bir şeyler yapmaya karşı isteksiz olabilirsiniz. Belki birazcık ee, ne diyeyim biraz yoruldunuz ya hani bir şeyler başardınız, çalıştınız ve hani biraz böyle bir kafa dinlemeye ihtiyacınız var sanki. Ama kartların söylediği şey bunu çok çok fazla uzatmamanız. Lütfen arkadaşlar dinleniyorum diye işlerinizi boşlamayın çünkü boşladığınız takdirde başa dönebilirsiniz. Kazandığınızı da kaybedebilirsiniz. O yüzden kartların size söyleyebileceği, söylediği hatta en önemli öğüt lütfen dinleniyorsanız da mutlaka ipleri elinizden bırakmayın. Peki bu durumun nasıl toparlanacak ya da toparlanacak mı? Toparlanacak arkadaşlar ama gördüğünüz gibi ben normalde kartları bu arada hiç ters koymam. Ama güneş kartımıza baktığımızda ters olarak geldim. Bu nedir? Bu durumu yaşayacaksınız demiştim ya hani şöyle geleceğe doğru gidiyor. Bu durumla birlikte tabii ki de bu elinizdeki zenginlik, bu elinizdeki refah durumu, elinizdeki mutluluk, o psikolojik olarak güçlü durma durma bunun birazcık zedelenebileceğini gösteriyor. O yüzden lütfen dinleniyorsanız da ya da tatile gidiyorsanız da mutlaka işiniz, yaptığınız başarı, paranız, eğitiminiz, kariyeriniz her neyse arkadaşlar lütfen onu yine gözetim altında altında tutun ki bu zararı yaşamayın. Ee, yani kartın verdiği tavsiye bu. Ben kişisel yorumumu katmıyorum. Kartın gerçekten bana ne onu söylüyorum size. Ama bu durumu her halükarda dediğim gibi düzelteceksiniz. Ama yaşayacağınız ufak tefek kayıplar sizin yine kafanıza takılacak. Özellikle burada. Ha, yine kazanıyorsunuz. Yine böyle çok büyük bir miktarda bir para kaybetmeyeceksiniz. Ya da işinizden, okulunuzdan, evinizden tamamen olmayacaksınız ama siz bir noktada bir zarara uğratacak ve sizi birazcık üzecek bir şey yaşanabilir. O yüzden lütfen elinizden geldiği kadar en ufak ayrıntıları bile kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yani kendinizi yorun demiyorum ama böyle işleri salmamak gerekli önümüzdeki günler için. Aşk falına geçelim. ile alakalı her şey çok güzel arkadaşlar. Özellikle böyle bir geçtiğimiz haftalara baktığımızda ilişkinizle alakalı, aşk hayatınızla alakalı ufak tefek sorunlar olduğunu görüyorum. Bu sorunları aşmışsınız artık bu geçtiğimiz haftalarda her nasıl olduysa. Ee, şöyle ki ilişkisi olanlar, olmayanlar, evli olanlar herkes için söylüyorum. Aşk hayatınızda belli başlı şeyler kötü gitmiş. Ve bununla birlikte artık geçtiğimiz haftalarda ilişkisi olmayanlar için kısmet çıkmıştır ilişkisi olanların ve birazcık zor durumlar yaşayanların da ilişkilerini güzel noktada ilerletecek bir şekilde bir yol bulmuşsunuzdur. Ortak anlaşma yoluna gittiğinizi, şu anda aşk hayatınızın bu geçmişe baktığımız, geçmişe nazaran hani ona baktığımızda çok çok daha iyi olduğunuzu söyleyebilirim. Şu anda aşk hayatınızla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Karşı taraftan bir adım bekleyenler için bana acaba mesaj atacak mı, adım atacak mı diye soranlar için atacak arkadaşlar. Sizin gerçekten karşı taraftan size karşı bir adım geliyor. Hatta baya büyük bir adım geliyor. Bu adımı kullanmanızı size tavsiye ederim. Evliler olur, nişanlılar olur ya da herhangi bir şekilde bir ilişkisi olanlar için de Yine eşinizden, sevgilinizden bir beklentiniz varsa o beklentinin geleceğini gösteriyor. İlişkiyle alakalı hiçbir sorun göremiyorum falda arkadaşlar. Gayet güzel. Umarım size faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.